Bir dönem önce de Suriyelilerin kontrolsüz Kayseri'ye girişler vardı. Ben başka şehirleri çok bilmiyorum, dikkat almıyorum. Güneydoğu'da çok yoğun olduklarını biliyorum ama Kayseri'de Kayseri'ye uygun olmayacak bir yoğunlukta bir Suriyeli, Afganlı oluşmaya başladığını görüyorum. Yani resmi rakamlar 70-80 bin civarında diye bahsediyor ama ben ülkenin etkili kurumlarının bu resmi rakamlarına da çok itibar etmiyorum. Çünkü 100, 110, 120 bin civarında Suriyelinin olduğunu Suriyeliler kendileri kabul ediyor. Ben bunu belediye meclislerine defaten taşıdım. Taşıdığım konuların içerisinde bizim Türk vatandaşımız bir iş yer açacaksa ruhsat istiyorlar. Bütün prosedürleri tamamlatıyorlar ama sayın başkanlara ben Büyükşehir Belediye Meclisi'nde dedim ki gidin Küçük Mustafa Mahallesi'ne bakın. Ruhsatsız lokanta var. Gidin Küçük Mustafa Mahallesi'ne bakın. Kişiler evlerini kiraya veremiyor artık Suriyeliler işgal etmiş dedim. Doğrusu bu Sahabi mahallesinde daha önce de çok ciddi cereyan etmişti. Ee, Eskişehir bağlarında da buna benzer konularla vatandaşlarımız mağdur. 10 yıllık bir süreç geçti. Türkiye konjonktöründe bugün mülteciler çok konuşuluyor, Afganlar çok konuşuluyor ama... Türkiye içerisinde hükümetin verdiği resmi rakamlar 3.5 4 4.5 bazen söylüyorlar. Yani şunu net söyleyebiliriz. Belki de 6 milyon Türkiye'de Suriyeli var. Dünyada hiçbir ülke böylesine nüfusunun %10'la yakın bir göç, bir mülteci almaz. Alamaz. Alır ise etnik grupları mutlaka ülke içerisinde değiştirmiş olur. Kayseri benim sorunum, Kayseri benim problemim. Kayseri'de işsizliği gideren kesim diye Suriyelilere bakılıyor. Ya Avrupa bugün bizim ülkemizin bir aylık ihracatını, bir yıllık ihracatını bir ayda yapan bir Almanya var. O asıl onun işçiye ihtiyacı var. Alsa ya niye göndermiyorsunuz? Bir dönem bu ülke için, bu mülteciler için ülkemize 6 milyar euro para verileceği söylendi. Muhtemelen böyle bir rakam için bunlar burada ev sahipliği yapılıyor. Hayır efendim biz Müslümanız tabii ki koruyacağız ama hatırlarsanız bir dönemde Avrupa sana gönderiyorum mültecilerini. Suriyeliler kapımı açıyorum dememiş miydi? O zaman Müslüman değil miydi bunlar? Müslümandı. O gün ne oldu? Avrupa'ya bir res gösterildi. Paramızı verin yoksa gönderiyoruz diye. Ve o gün AK Partili belediyelerin hepsi gece 12'de ücretsiz otobüs Avrupa sınırlarına gönderiyoruz. Gitmek isteyen Suriyeliler buyursun diye gönderiyordu. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı dedik göndermeyeceğiz. Göndermeyeceğiz ifadesi üzerine de bazı bakanlarımız çıktı açıklama yaptı. Türkiye'nin işsizliğini gideren Suriyelilerdir. Valla Türkiye'de işsizlik altı buçuk milyona 25 yaş grubuna e, gelmişken, işsizlik Türkiye'de yüzde %13, 14, 15'ler ki resmi rakam bunlar doğru olmayan rakamlar e, gelmişken, böylesine bir işsiz ekibimiz bizim Türkiye'de varken eğer bu iş Suriyelilere kaldı ise Çin'e göndersinler, Kanada'ya göndersinler, Avrupa'nın birçok iş üreten ülkesine göndersinler. 10 yaşında doğmuş Suriyeli bir çocuk nerelisin deseler artık ben de Türkiye'de doğdum ama aslen Suriyeliyim diyecekler ve Kayseri'de bir gün seçim yapılacak. Bir milletvekili adayı çıkaracaklar. 110 bin seçmen gidip sandıkta oy verdiği zaman bugün Kayseri'de bir milletvekili çıkaracaklar. Bazı bölgelerde çok yoğunlaştırdılar. Belki de belediye başkanları bugün Yozgatları ziyaret ediyor, Sivaslıları ziyaret ediyor, Nevşehirleri ziyaret ediyor. O gün de unutmasınlar Suriyelilerin kurduğu Suriyeliler derneğini ziyaret edecek hale geliyorlar. Böyle bir yoğunluktalar. Olabilir. Ülkelerinde savaş var. Tabii ki kapımızı açacağız. Ama savaş bitmiş. Esad seçim yapmış ve bayramda Suriyeliler memleketine ziyarete gidiyor. Ya bayramda ziyarete gidebildiğiniz yere delikanlılar. Yaşlılığınız için demiyorum. Burada iş yapanlar gidin ülkenize. Ya gidiyorsunuz. Esad sizi geri göndermeyecek kadar eziyet ediyor mu? Etmiyor. Bak gidiyorsunuz ve geliyorsunuz. Ya biz oraya gidersek orada bize eziyet eder. Gidiyorsun bayramda. Bu gidenlerin geri gelişine izin vermemek gerekli. Çünkü Türkiye nüfusunun şu anda yüzde onuna tekabül eden bir duruma geldi. Bizim işsiz sayımızı artırdı. Kayseri organize sanayiye gittiğinizde kimin ne söylediğine dikkat etmiyorum ama benim Türk işim iş bulamıyor Suriyeli gidiyor ondan bin lira aşağı çalışırım diyor. Çünkü Türk işi aldığınızda SSK yapmak zorundasınız sanayici onun üzerinde hassasiyetle duruyor. Çünkü Türk işçi gidiyor şikayet ediyor bana diyor normal maaş vermiyor mesaiyi fazla yaptırıyor diyor. Suriyeli bir buçuk milyona bana iş ver hiç önemli değil diyor. Şikayet etmeyi de bilmiyor etse de eline bir şey geçmeyecek sanayicinin de işine geliyor. Bu fırsatçılığı bu taşeron işçiliği aradan çıkartmak gerekli. Kayseri mahallelerimizde artık kavgalar Suriyelilerle Türkler arasında çıkıyor. Kimse bunu görmezden gelmesin. Kayseri Sabiha Mahallesi'nde hangi delikanlı, hangi yürekli insan emniyet ve bizim e, güvenlik güçlerimiz haricinde gece çıksın dolaşsın hanımıyla sonra da çıksın desin ki Kazım Bey bak biz akşam çekirdeğimizi aldık caddede yürüyoruz Sabiha'nın içerisindeyiz nerede bu Suriyeliler desin. Yani kendinin ne kadar azınlıkta hatta yok olduğunu göreceği mahallelerimizden birisi sahabiye mahallesi. Eskişehir mahallesinde artık emniyet güçlerinin her gün internette düşen kavgalarını, olaylarını gördüğümüzde mutlaka bir tarafı Suriyeli. Siz ne yapıyorsunuz? Suriyeliler ülkemize gelecek. Devlet Avrupa'dan bununla ilgili bir para alacak. Peki Adalet Kalkınma Partililer, bu kararı alanlar, siz bu kişilerle komşu oldunuz mu? Hayır. Kimi komşu yaptınız? Geldiniz Kayseri'nin orta seviyedeki insanlarını kapı komşusu yaptınız. Hiçbir komşuluk ilişkimiz yok. Hiçbir örf adet ilişkimiz yok. Tabii ki sığınmacılar gelecek. Tabii ki savaş varsa biz kapılarımızı açacağız. Ama bunlarla ilgili bizim bir koruma kalkanı içerisinde bir muhafaza alanı içerisinde bunları misafir edeceğiz. Bütün ihtiyaçlarını orada göreceğiz. Avrupa dünya bunlarla ilgili ülkemize göndereceği paraları ve üzerine koymamız gerekenler orada biz mutlaka bunları harcayacağız. Savaşı bitireceğiz. Ara buluculuk yapacağız. Suriyeli hemşerilerimizi memleketleriyle barıştıracağız. Memleket hasretlerini bitireceğiz demeniz gerekirken hayır alışacaksınız. Ya 1960 yılından sonra Avrupa bize kapılarını açmış, Almanya'ya gitmişiz ve aşağı yukarı 40 yıl Türkiye'den göç almış, 2,5 milyon aldığı göç. Ve disiplin etmiş, herhangi bir suç işlersen kapı dışarı etmiş. Ya bugün Suriyeliler burada birçok olaya karışmış, birçok konuda artık delikanlılık yapıyorlar. Yani bir dönem bir grup mafya vardı, inanın Suriyeli mafyalar olacak dedim. Bunlar yarın çıkacaklar bu ülkede delikanlılık yapacak, rajon kesecekler, seçimde yön değiştirecekler. Kayseri'nin yerlisiyim diyenler gidecek kapısına bunlardan ya biz sizin haklarınızı koruyoruz, biz size destek olacağız. Ne demek biz kardeşiz diye oylarını isteyecekler, istemek zorunda kalacaklar. Böyle bir çoğunluktalar. Adalet Kalkınma Partili arkadaşlar. O zaman alacaksınız madem böyle bir karar aldınız. Her bir aileden bir tanesini evinizde Yaşayıp bunlarla bir ilişki yaşayacaksınız. Bunları misafir edeceksiniz. Yok siz gidip lüks yerlerde oturacaksınız. Bize bu Suriyeli ki ekmeğini kazanamamış. Üzülüyorum yaşlısına, üzülüyorum e, teyzesine, annesine, kadınla. Buna lafım yok. Ama siz bize komşu edeceksiniz. Kapıya çıktığımızda da 10-15 Suriyeli bize bakacak. Açım bana para ver. Veya benim için bunları söylüyorsunuz. Sosyal medyamdan paylaştım. Bir tanesi benim bir yazımla ilgili. Ey bize git diyenler ben de senin gibi vergi ödüyorum. Ben de senin gibi iş yapıyorum. Ben de bu ülkeye ekonomi sağlıyorum. Baktım delikanlı sakallı, tarz da yapmış. Güzel de bir çocuk. Aldım sosyal medyamdan paylaştım. Bak 10 yılda geldikleri noktaya bak. Bir 5 yıl sonra onlar Belki de bu açıklamayı ben yaptığım için kapımın önüne gelecekler. Emniyete gittiğimde onlar da diyecek ki, yani bir darbe var mı, bir darp var mı, herhangi bir şey var mı? E bu da olduktan sonra ya o da adaletin işi, yargının işi diyecekler. Bu duruma doğru götürüyorlar Türkiye'yi. Bir mülteci getirilir, bir koruma alanı içerisinde misafir edilir. Savaş bittikten sonra da ülkesine gönderilir. Suriye nüfusu 17 18 milyon. Ya neredeyse 5-6 milyonu Türkiye'de. Bunun bir kısmı Ürdün'de, bir kısmı Lübnan'da, bir kısmı bir yerlerde. Ya Suriyeyi boşalttınız. Bunlar ülkelerine hasretler. Türkiye altın kafesi olsa bunlar yine vatanım diyecekler. Afganlıları artık konuşmak istemiyorum. Kapıdan Afganlar e, nasıl giriyorlar? Ben sosyal medyada izliyorum. Hükümet sürekli bunu yalanlıyor ama bu bir gerçek. Bunu görüyoruz. Biz bir maça gideceğiz, düğüne gideceğiz. Bizden heskodu istiyor. Adamlar oradan giriyor, HES kodu falan yok. Bu ülkenin içerisinde ya bu Afganlıların içerisinde ya Taliban, terörist varsa ne olacak? Bu insanlar geliyor bir çobanlık göreviyle bir sürü bakacağım noktasında kırsalda bir görev yapıyor. Ama adamın ülkesinde bir katil, bir cinayet işlediğini varsayarsak, Burada da az paraya bir müddet o çiftlik sahibiyle çalıştıktan sonra aklına bir şeyler girerdi Allah korusun. Emniyet, MIT bunlarla ilgili araştırmayı yapmadan sınırdan ya bir ülkeye giriyorsun. Buna göz yumamazsın. Girdi ülkeye geliyor bir köyün bir mezranın bir yerinde de hayvancılıkla uğraşıyor Afganlılar. Yani ülkemize biz bir dönem Suriye'den kaçıp gelenlere sonra bunlar işit olabilir dedik. Ve çıktı işlerinden. Afganlardan da böyle bir şeyler olursa olabilir. Ben de diyorum ki 50 yıldır 100 yıldır bu ülkenin sanayisine soruyorum. Eğer siz Türk işçiyi almayıp da Suriyeli işçiyi 1000 lira 500 lira aşağı alıyorsanız hakikaten siz de Kayserili değilsiniz. Hakikaten haksızlık ediyorsunuz. <laughs>